Değerli izleyiciler, tekrar hoş geldiniz Popstar Alaturka'ya. Kulüp Popstar Alaturka konseptiyle devam ediyoruz ve çok çok özel bir ses bugün bizim konuğumuz. Alkışlarınız, büyük alkışlarınız Linet için. Shoot!
saramam ben. Aşk anlarım sar boynuma, üşüdüm üşüdüm. Teşekkürler. Yani şimdi biliyorsunuz bu biraz emri vaki olacak. Bence devam edelim biz Linnet'le. Hazırlık yok. Ebru Gündeş bir şey söylüyor. Bu koca sesli kadın. Ben ona koca sesli diyorum. Benim konserlerimi hiç kaçırmaz. Her konserimde gelirdi. Birlikte sahne, onu sahnemize de aldık. Çok onur duyarım. Çünkü olağanüstü bir ses. Bunu bir kere herkes, yani ben böyle şeyleri bazı insanlar söylemekten çekinebilirler ama bu kadının sesi hakikaten çok büyük bir ses. Olağanüstü bir ses. Ama son neslin en büyük iki sesi diyebiliriz Ebru'cum. Öyle mi? Tabii ki. Ne demek? Ben derim ki mutlaka. Yaşıtız bir de. Evet, mutlaka bir şarkı daha söylesin. Bence ve gitmesin de. Yani. Bence de. Hatta bir, iki bilmiyorum yani Linnet Hanım. Söyleyeceğiz efendim ama ondan önce bu basamaklarda Türkiye'de benim İsim Linnet olarak tanımamda en büyük etken Orhan Sayın Orhan Gencebay'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hiçbir zaman biz bir arada televizyona gelemedik ama işte değil mi hocam? İlk defa yan yana gelecekler. İlk defa, evet. Canlı yayında Popstar Alaturka'da. Bir alkış alalım Orhan Gencebay ve Linnet için. Belki bir Orhan Gencebay eseri olabilir o zaman. Herhalde. Değil mi? Batsın bu dünya olabilir mesela. Aa, mesela. Tabii. Değil mi? Batsın bu dünya. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki sizi tanıdım. İyi ki sizin gibi bir ustanın yanında. Bu pırlantayı siz keşfettiniz çünkü. Tabii. Türkiye'de sizin sayenizde beni sevdi. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim Linnet yavrum. Linnet 17 yaşındaydı ve 17 yaşındaydı. Bana annesiyle tanıştığımızda, daha doğrusu tanıştığımızda geldiklerinde benim eserlerimden oluşan bir albüm yapmıştı. Evet. Yapmıştı, harika okumuştu. Son derece etkilenmiştim. Hayatımda rastladığım çok nadir seslerden biriydi 17 yaşındayken ve güzel çalışmalar yaptık sonra. Halkımızın da büyük ilgisi oldu. Ondan sonra Linnet'in yaşam macerası daha farklı oldu. Görevleri vardı, başka şeyler. Neticede şu anda yine burada. Ve gördüğünüz gibi sesini tarif etmeye, anlatmaya gerek yok. Kendisini ifade ediyor zaten. Biraz rujladım inşallah. Bülent Hanım kıskanmazlar. Canım benim. Bülent Hanım da hakikaten 1997 yılındaki programlarında misafir etmişti ve her zaman için desteklemişti, onore etmişti. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten hem Türk halkı hem Türkiye'deki bütün otoriterler ve büyük sanatçılar beni her zaman için onore etmiştir. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Linnet Hanım, batsın bu dünya diyelim mi? Şimdi
Tabii tabii, batsın bu dünya. Ben ondan önce bir yarım parça dahi olsa, şu biliyorsunuz bir parça var sevgili Fatih Yüreğin çıkardığı bir parça var. Onun ben orijinalini peki bir açıklama okuyorum. Yapayım. O zaman tamam. Bir açıklama yapayım o konuyla ilgili. Az sonra aynı şarkıyı Gökhan da okuyacak, seslendirecek. Türkçesini ama lütfen tabii hani Linet okudu defteri dürüldü demeyin Gökhan okuduğu zaman. Çok canım. Çünkü çok Linet Hanım da çok okumak istedi. Gökhan da az sonra okuyacak. Okuyorum. İki yıldır ben sahnelerde okuyorum evet. Bu şarkıyı. Açılış ve kapanış yapıyoruz ama Fatih'e kısmet oldu. Ben burada orijinalini okumak istiyorum. Size yarım kuble. Ne kadar isterseniz artık bundan sonra. Allah Allah. Tabii tabii. Artık böyle. Ondan sonra Orhan abi. Ondan sonra da Orhan gelince tamam. Gözümden kaçmadı. Bana zayıfladın diyorsunuz. Bülent Hanım'dan sonra bana zayıfladın mı diyorsunuz? Ay bilemiyorum. Ama sen ne olmuşsun? Bir şey olmuşsun. Sana, kaybolmuş bir şey olmuş sana. Bülent Hanım çok güzel oldunuz. Gözle görmek lazım. Bu afeti gözle görmek lazım. İnanılmaz. İnanılmaz. Emaneti de kolluyoruz merak etmeyin. Evet efendim öyle. Anneciğinize de hürmetlerimi bildiriniz. Ekran başında sizleri izliyor, bizleri izliyor. Çok selam var söyledi. Var olsunlar, var olsunlar. Bu arada var mı hocam bir şey söyleyeceğim? Çok selam ve sevgilerimi yolluyorum kendilerine. Uzun zamandır görüşemedik ama nerede kalmıştık tabii. Tabii evet. Daha bugünden sonra evet, görüşürüz. Evet. Ben yeni geldim zaten Türkiye'ye, yeni bir döndüm. Evet. İnşallah bugünden sonra da gitmiyorum. Kovana kadar. Hayır, ne demek? Sen... Busun, buradasın.
Türk tabii, Cumhuriyeti var olduğu sürece ki var sen, olacaktı. Sen buradasın. Biz de buradayız. Hep buradaydın, olsun. Buradasın. Sağ olun, var olun. Evet. Ne yapıyoruz? Lazım tabii. Batsın bu diye. Batsın bu dünya mı hocam? Var mı başka bir isteğin? Hani siz dil yarası. Gönlün ne isterse. Her şey istiyor. Sen bilirsin. Sizin şarkılarınız bir derya. Dil yarası da olur. Dil yarası. Tabii o dil da yarası. Dil yarası da olur. Bizi halen duyuyordur. Bir büyük alkış daha gönderelim kendisine. Çok teşekkürler.